Yaşamın her anı kıymetli. Yaşam paha biçilmez, vazgeçilmez. Çünkü an ölümün arefesidir derler. Her an insan ölebilir. Onun için yaşam paha biçilmez. Yaşamın her anı kıymetli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki taşla geldi ashabının yanına. Taşlardan bir tanesini uzaklara attı diğerini ayak ucuna koydu, beklemeye başladı. Bu hadise gerçekten çok etkiler. Beni ashab-ı kiramı da etkilemiştir. Çok bir Müslümanın gerçekten gönül teline dokunan bir hadise. Peygamberimiz o uzağa attığı taşı attı, sonrasında diğerini ayak ucuna koydu. Ashab-ı kiram anladılar ki Efendimiz bir mesaj verecek. Sordular, Ya Resulallah o uzağa attığınız taş nedir? Ayak ucunuza koyduğunuz taş nedir? Peygamberimiz buyurdu ki o uzağa attığım taş insanın bir an sonra yapmayı düşündüğü, planladığı, ümit ettiği şeydir. O insanın emelidir, emeli. Ayak ucunuzda koyduğunuz taş nedir diye sordular. Efendimiz de buyurdu ki bu da insanın ecelidir, eceli. Ecel insana ayakkabı bağı kadar yakındır. Ölüm insana ayakkabı bağı kadar yakındır. İnsan her an ölü verir. Tabi zamanın her kesiti kıymetli. Şair diyor ki kul isen hakka geçirdiğin her an ustata bir adım kalasıya düğündür. Yarın o kadar geç ki cancağızım Allah'a kul olmak için son fırsat belki bugündür. Zamanın her kesiti kıymetli fakat bu bütün zamanlar Allah'ın katında birbirine eşit demek değil. Amr bin Abese radıyallahu an bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah, bazı günlerin bazı günlere, bazı zamanların bazı zamanlara Allah'ın katında üstünlüğü var mıdır? Peygamber Efendimiz de ona gecenin son üçte birlik kısmını yani teheccüd vaktini öneriyor. O zaman Allah'ın diğer zamanlara üstün kıldığı zamanlardan bir zamandır buyuruyor. Tevbe etmek elbette ki önemli. Tevbenin vakti ölüm gelmeden önceki andır. Ölüm her an gelebileceğine göre tevbe her an yapılması gereken bir iştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah vel müstavfirine bil eshar buyurur. Seher vakitlerinde istiğfarın önemini anlatır, ifade eder. Şimdi bu şu demektir. Nasıl ki günlerin içerisinde geceler, seher vakitleri önemlidir. Nasıl ki haftanın içerisinde cuma vakti mühimdir. İşte biz şimdi yılların içerisinde o kadar kıymetli bir zaman dilimine ulaştık ki Müslümanın müminin dünyasını ahiretini mamur kılacağı, ebedi mutluluğu elde edebileceği bir manevi pazarın açıldığı Ramazan ayına ulaştık. Ashab-ı kiram diyorlar ki Şaban ayının sonuydu. Peygamber Efendimiz bir hutbe irat etti bize. Buyurdu ki ey insanlar sizi o kadar aziz, o kadar kerim, o kadar mübarek bir ay gölgesi altına aldı ki Allah o ayda yapılan iyiliklere kat ve kat fazla sevap verir. Yapılan nafile ibadetlere farz ibadet sevabı verir. Ve o ayın içerisinde öyle bir gece var ki bin aydan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazana atfettiği bu hale, bu sıkı yönetim haline, bu itina haline baktığımız zaman Recep ayının başından itibaren Peygamber Efendimizin dikkati, ilgiyi, alakayı Ramazan ayına teksif ettiğini, yönlendirdiğini görebiliyoruz. Recep girdiğinde hatırlayalım şöyle buyurmuştu Efendimiz. Allah'ım bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Recep ayının ilk perşembesini cuma'sı, cumaya bağlayan gece, cuma gecesi regaib kandili, kandiliydi ve ragibe kökünden geliyordu regaib. Yani insanın rağbetini, ilgisini, alakasını maddenin ötesindeki manaya, bedenin ötesindeki ruha, dünyanın ötesindeki ahirete, varoluşumuzun anlam ve amacına çeviren özel manevi hediyelerin olduğu bir geceydi. Ve gayipten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya, oradan gök tabakalarını geçe geçe Allah'ın huzuruna intikal ettiği İsra ve Miraç hadiseleri vardı Recep ayının 27. gecesi. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifadesiyle ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık olmadığı bu rüfate şeş cihetten ol münezzeh zülcelal bi kem u keyf ona gösterdi cemal diye vasfetti, methetti, methusena etti Efendimizin İsra ve Miraç hadiselerinin yaşandığı mübarek bir gece vardı. Sonrasında Peygamber Efendimiz Şaban'ın 15. gecesine dikkat çekerek bizim bilincimizi, belleğimizi, itinamızı, ilgimizi Ramazan'a daha ciddi bir şekilde hazırlamak istemişti. Aslında bunları şundan anlatıyorum. Neyi aradığını bilmeyen, aradığını bulsa da bulduğunu anlayamaz. Nasıl bir rahmet iklimine girdiğimizi bilmemiz lazım ki bundan istifade konusunda içimizde, mana alemimizde bir iç itilim oluşturalım da bir sonraki Ramazana ya ulaşırız ya ulaşamayız. Bunun bir manevi hazırlığını yaşamamız gerekiyor. Peygamberimiz onun için dikkatimizi, ilgimizi oluşturmak için Şaban ayının 15. gecesine de bir dikkat çekmişti ve buyurmuştu ki: "Öyle bir gecedir ki o gece, Berat gecesinden bahsediyorum. Allah'ın Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insana rahmet ettiği öyle mükerrem bir gece. O gecede Allah dünya semasında tecelli eder. Yok mu affedilmek isteyen? Bağışlayayım." der yok mu bir musibete düçar olmuş bir kimse onun üzerinden musibeti kaldırayım der. İşte böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında adım adım bizi Ramazan ayına hazırladı. Bu konulan geceler, bu Müslümanların kutladıkları mübarek geceler aslında bizim zihnimizi, kalbimizi, aklımızı bir önceki Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar gevşemiş olan, zayıflamış olan belleğimizi, bilincimizi Manevi enerjimizi yeniden bu zamana hazırlamak için özel zaman dilimleriydi. Peygamber Efendimiz Ramazan'ı vasfederken onun evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten kurtuluş buyurmuştu ve Ramazan için Seyidü'ş-şuhur demişti Peygamber Efendimiz. Ayların efendisidir Ramazan. Bizim 11 ayın sultanı dediğimiz aslında o hakikatin, o cümlenin hadislerdeki karşılığı budur. Seyidü'ş-şuhurdur. Ramazan ayların efendisidir. Ayların efendisi olması, o ayın sultanı olması demek şu demek. Ramazan ayını bir Müslüman hakkı layıkıyla ifa ettiği takdirde bu ay diğer ayları yönetecek demektir. Bu ayı ifa etmesinin hürmetine Müslüman diğer aylarda Allah'ın rızasının asgari şartlarını gerçekleştirebilecek demektir. Bu ay öyle mükerrem öyle bereketli bir aydır. Şöyle ifade edelim ne oluyor bu ayda? Manevi açıdan nasıl bir değişim var? Efendimizin Ramazan'ın faziletiyle ilgili söylediği hadisler şöyle gözümüzün önünden bir geçit töreni yaptığında Peygamberimiz buyurmuştu ki cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının sımsıkı kapatıldığı, şeytanların en azılılarının kelepçelere, bukalara vurulduğu ve gökten bir münadinin, yeryüzündeki müslümanlara müminlere insanlara nida ettiği şöyle nida ettiği bir zaman dilimidir. Dermiş ki o melek o münadi ey cennete talip olan ey Allah'ın rızasına talip olan gayrete gel harekete gel aşka gel diye nida ettiği böyle bir zaman dilimi. Şair diyor ki gökten destur çeker her gün münadi der ki çabuk geçer bu ay nihai ömrün Son deminde her şey firari rahmet olur sana can verir bu ay. Gökten bir münadi her gün böyle destur çeker. Kendinize gelin der. Bu ay öyle bir rahmet ayı. Ve bu ayı belki bütün diğer zaman dilimlerinden üstün kılan bir hadise gerçekleşti bu ayda. Çünkü çok güzel bir söz vardır. Şereful mekan bilmekin ve şerefu zaman biz zemin denir. Mekanların şerefleri o mekanlarda bulunan şeylerin, şahısların, insanların şerefleriyle doğru orantılıdır. Zamanların şerefleri de o zamanlarda gerçekleşen olaylarla doğru orantılıdır. Ramazanda ne oldu? Tarihin akışını değiştiren bir şey oldu. Allah Kur'an'ı indirdi. Bir hidayet rehberi olarak. Allah buyuruyor ki: "Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan, ellevi unzile fihil Kur'an." O Ramazan ayı ki Allah o ayda Kur'an'ı indirdi hudan <laughs> linnasi. İnsanların afakının bunaldığı, istikametinin şaştığı bir çağda, bir devirde, bir zamanda bir hidayet pusulası olarak Allah Kur'an'ı indirdi. Ve beyinetin minel huda vel furkan ve hidayete götüren yolları açıklamak üzere istikameti gösteren delilleri, akli ve kalbi hüccetleri, burhanları açıklamak üzere ve hak ile batılı, zehir ile şifayı, kurt ile kuzuyu, eğri ile doğruyu birbirinden açıklayıcı bir furkan olarak birbirinden ayırt edici bir alameti farika olarak Allah Kur'an'ı indirdi bu ayda. Kur'an'ın bir indiriliş amacı var. Kur'an insanları Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir çizgiye çekmek istiyor. Ve işte oruç da takvaya ulaştırdığı için aslında oruç Kur'an'ın indiriliş amacını gerçekleştiren çok müstesna bir ibadet. Onun için Peygamber Efendimiz oruçla ilgili olarak buyuruyor ki ve aleyke bis ve aleykum size orucu tavsiye ediyorum. Çünkü fe innehu le mitlele orucun eşi emsali yoktur. Oruç böyle çok müstesna bir ibadettir. Hatta Allah Celle ve Ali Hazretleri de orucun bu hususiyetine, ibadetler içerisindeki bu müstesna konumuna binaen es savmu li ve bih buyuruyor. Oruç benim içindir ve onun karşılığını mükafatını ben vereceğim buyuruyor. Allah Celle ve bir hadisi kutsidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi kutsi de Allah'ın böyle buyurduğunu ifade ediyor.